Kars'ın dayanılmaz soğuğuna inanılmaz bir çözüm bulundu. Bu bölgede ilk defa dokunduğunuz şey sizi üşütmeyecek. Hava sızaklığı -15'lerde seyrediyor gündüz vakti ve biz dışarıdayız. Bu binanın önünde elimizi duvara vuruyoruz. Siz hissedemiyorsunuz ama biz inanın iyi bir şekilde ısınıyoruz şu anda. Dışarıdasınız, evinizin etrafında dolaşıyorsunuz ve üşüdünüz. Rahatlıkla duvarın kenarına gelip sırtınızı duvara yaslayıp ısınabileceksiniz. Bu havada, Kars'ta, bu mevsimde ömrünüzde belki de ilk defa bir duvardan ısınmış olacaksınız. Aslında hava çok soğuk ama biz gördüğünüz gibi sırtımızı bu soğukta dışarıda duvara yaslamış durumdayız ve bu buluşun, bu icatın mimarı, kahramanı Numan Zincirkıran'la birlikteyiz. Ülkemizin bu soğuk savaş döneminden kalma günlere geri dönmesi, doğalgaz yönünden yine sıkıntılı günler falan yaşanacak gibi bir şeyler hissediliyor ya. Bizim kazancımız, paramız, her şeyimiz dışarıya bağımlı olarak odun, kömür, petrol olarak gelişti. Yıllarca para böyle gitti. Yöremizde insanlar kışın yiyecek, efendim giyecek konusunu falan en son plana atarak yakacak sorununun derdine düşmüş. Herkes diyordu odunumu, kömürümü 5. 6. ayda içeri alıp bırakayım da yiyeceği bir şekilde temin ederiz. Şimdi bunlardan dolayı da yıllarca çalıştım, çabaladım. Cenab-ı Allah da bana yardımcı oldu. Böyle bir işi yapmaya karar verdim. 5,5 yıldır uğraşıyorum. En sonunda da başarılı olduk. Böyle bir malzeme icat ettik. Patentini de aldık. İnşallah ülkemize, vatanımıza, memleketimize hayırlı uğurlu olur. Şu an ısınıyoruz. Isınıyoruz yani, soğuk yok. Kimin sıkıntısı varsa gelsin sırtını dayansın. Bu soğukta, bu havada ısınsın, gitsin. Yani öyle bir malzeme üretti ki bu evin içerisinde soba, diğer malzemeler yanmayacak. Akşamları yanan lambadan alacağı enerjiyle bile ısınacak. Yazın da bir o kadar serin olacak bu malzeme. 5,5 yıldır denenmiş. Bütün şartları tamamlamış. Şu anda yeryüzünde diyorum. Yani yeryüzünde en dayanıklı duvar olarak bu duvar. Çünkü içerisinde demir donatısı da var. Ayrıca bir perde beton vazifesini görmektedir bu duvarlar. Dışarıdaki desenleri falan da, motifler de kendisindendir. Sıva sorunu yoktur. Mantolama sorunu yoktur. Ve ileride dünya durdukça ayakta kalacak eserler olarak da şeye geçeceğine de inanıyorum. Öyle bir malzeme ürettik. Şimdi ser üretimi yapılıp insanlar bunun keyfini sürdükçe de inşallah ileride bize dualar ederler. Dört mevsim kullanılabiliyor değil mi? Dört mevsim, dört mevsim. Yazın serin, kışın sıcak. Yani canlının, vücudun istediği ısı neyse onu gönderiyor. Yani yazın çok sıcaksa içerisinde, klima yanmadan Adana'nın sıcağında bunun içerisinde çok rahat oturulabilecek. Soğuk hava depoları, hayvan barınakları, her şey, ama her şeye uygun bir malzeme ürettik. Ham madde olarak da ülkemizde bolca bulunan bir malzemeden üretilmiştir. Hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Ayrıca da bu iş ser üretime geçip insanlara faydalı olduktan sonra da memleketimdeki işsizlik sorununa da büyük bir çare olacağına inanıyorum. Evet, sosyal konutlarda kullanılabilecek değil mi? TOKİ evet, konutlarında. Evet. Sosyal konutlarda, büyük plazalarda, yani TOKİ'nin evler, her şeyde kullanılabilecek bir malzeme. Yani hastalıkta, kanser nasıl insanların yıllarca başına belaysa, bu duvar işi de inşaatta, özellikle böyle soğuk yerlerde, bölgelerde insanların başına her zaman şey olmuştur, sıkıntı yaratma. Tamamı ısı yalıtımlı bir malzeme olarak düşünülmelidir. Tamamı bir perde beton olarak düşünülmelidir. Tamamı deprem yönetmenliği, hatta deprem yönetmenliğinin hissetmediği, yazmadığı şeyleri bile içermektedir. Bu duvarın içerisinde demir donatı da vardır. Dünyanın her tarafında uğraşmışlar, Hintliler, Almanlar, İspanyollar demir donatıyı bir şekilde yerleştirmeye çalışmışlar ama böyle bir şey yok. Çok yüksek vibrasyonlarla döküldüğü için, demir donatısı da içerisinde olduğu için bu duvarlar şu anda dünyanın en yüksek güvenlikli duvarlarıdır. Kışın soğuğu, sıcağı geçirmesi ayrı. Sağlık yönünden de çok hassas, önemli duvarlardır. Çünkü bu duvarın içerisinde, bu duvarla yapılacak evlerin içerisinde haşerenin falan yaşama şansı yok. Tamamen doğal malzemedir. Hiçbir katkı yoktur, hiçbir kimyasal yoktur. İnsan sağlığına, ses yalıtımına, ısı yalıtımına, her şeye elverişli. Yani inşaat sektörünün veyahut da insanların güvenlik açısından hissettiği her şeye uygun bir malzeme üretmişiz biz. İnşallah
İnşallah ülkemize yaygınlaştığı zaman, ülkemize, memleketimize bunun faydalar olduğu zaman da biz de onunla gurur duyacağız. Doğulu insanın soğuktan kurtuluş reçetesi. Evet. Şimdi soğuktan kurtuluş, yani soğuk bir kader değildir. Soğuğun şöyle söyleyeyim. İlk önce evlerde soğuklardan dolayı ilk önce duvarları ısıtırsınız. Duvar ısındıktan sonra evler ısınırdı. Ama duvar ısıtmak, eskiden taş duvarlar vardı 70 santim 1 metre. Ne kadar soba yakarsanız yakın, odun, kömür, tezgah, gaz fark etmez. O duvar ısındıktan sonra siz ısındığınız hissediyor. Yok öyle bir şey. Şimdi bizim yaptığımız duvar sizi ısıtacak. Yani sizin bunu ısıtmanıza gerek kalmayacak. Tuğla olsun, hangi malzeme olursa olsun o ısınmadan siz ısınamazsınız. Şimdi ben burada üşüyorum. Şu anda karşıdan gelen rüzgar, dışarıdaki eksi, efendime söyleyeyim, ama duvar şu anda burada soğuğu, sıcağı absorbe etti. Mesela elim üşüdü şu evet. Anda ama duvarda mesela hakikaten elim mesela nefesimden dikkat, ama duvarımızı elimize vurduğumuz zaman hemen ceketimi de çıkarıp ısınabilirim. Hatta yani şöyle söyleyeyim, aklınıza gelebilecek her şeyde, camilerden tutun, otoyollardan tutun, tünellerin içerisinden tutun, yani çevre duvarlarından tutun, bahçe duvarlarından tutun, ne istiyorsanız tamamını yapabilecek şeyler. Neler yapılması lazım? Ne tür bir katkı, destek istiyorsunuz? Yani hükümet, ben devlet ne yapsın? Bir katkı falan istediğim yok. Ben zaten yapacağımı yapmışım. 5,5 yıldır her şeyimi, bütün masrafları cebimden karşılamışım. Hiç kimseden de bir beklentim yok. Zaten beklentim olsaydı böyle işe paramı harcamazdım. Benim beklentim, tek şeyim var. Yetkililerin bu işe el atıp böyle bir malzemenin ülkenin şartlarına, ülkenin üretimine, ülkenin ekonomisine katkıda bulunulması için üretimin olması lazım. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben maddi olarak hiçbir beklentim yok. Yani nefesinizle bile ısıtabileceksiniz, evet, değil mi? Ben her şeyi karşılamışım. Patentini aldım. Taklit edilmesi de mümkün değildir. 152 ülkeden sorulmuştur her şeyden. Yine söylüyorum, dünyada böyle bir şey yok. Türkiye'yi demiyorum, dünyada böyle bir şey yok. Güvenlik yönünden de Hintlilerle, İspanyollarla, Almanlarla, benim rakibim kendimim, Çinliler falan da bu işte yok yani. Böyle bir malzeme yok. Rusya ne diyorsunuz? Bu tehdit ediyor ya doğalgazla ilgili. Şimdi Rusya'nın doğalgaz tehdidi, bana göre, benim yaptığım işten dolayı söylüyorum. Diğer şeyleri söylemiyorum. Elektrik üretimini falan söylemiyorum. Rusya'nın doğalgazı kendisine kalacak. Yani bu duvarlar imal edilip evler bunun içerisine geçtiği zaman doğalgaz, bizim doğalgaza ihtiyacımız yok. Ben şimdiden bu duvarların, bu soğuk savaş veyahut da tehdit ortamının oluştuğu bir dönemde bu malzemeyi Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma, ülkeme hediye ediyorum. Bu havada, özellikle dışarıda karın bulunmuş olduğu zeminde bir ıslaklık, bir çamur görme şansınız yoktur. Ama biz bir şeye daha dikkat ettik. Bu evin duvarının hemen bitişiğinde bulunan alanda bir erime meydana gelmiş ve bir ıslaklık var, çamur oluşmuş. Evet. Neden? Bu malzemenin gölgesi bile ısıyı yansıtıp buradaki kar eritti. Yani bu sıcaklık buraya yansıdı. Ayrıca da bunun ham maddesi, bu malzemenin, duvarın yapılan ham maddesi burada olduğu için o bile çektiği güneş enerjisiyle üstündeki kar eritti. Yani malzeme o kadar güzel bir malzeme. Malzemenin en büyük özelliği ülkemizde ve yöremizde çok bulunuşu. Bu malzemenin ayrıca bir özelliği daha var. Ülkemizin ormanlarına da çok büyük katkısı olacak. Şöyle ki, hazır yapılan panel duvarlarda ormanlar kesilip yongalef haline getirip çimentoyla birleştirildikten sonra yapıyor. Yani o ormanlar da artık kesilmeyecek bu duvarlar piyasaya çıktıktan sonra. Tamamen ülkemin her şeyine, doğal gazından, kömüründen, odunundan, her şeyinden, her şeyine de faydası olacağına inanıyorum. Her şeyine. Uzaktayız yani, o binalardan uzak bir bölgedeyiz, evet. Ve bu anda, şu anda görüyorsunuz, toprak üzerinde kar var, evet. Ama erime yok. Evet. Birazdan şimdi şeye geçelim. Olma şansı da yok. Çünkü dışarıda eksi. Gece eksi, gündüz eksi. Bu karların erime şansı yok. Bunlar ancak bahar aylarında, Nisan falan aylarında yerde erime olayı başlar. Ancak bizim yaptığımız malzemenin olduğu bölgede, yani o malzemenin özelliğinden çektiği güneş enerjisiyle dolayı kendi bulunduğu bölgenin karlarını deritti, buzlarını deritti. Hatta kışı, geceleri soğukta kapımızda bulunan köpekler bu duvarların olduğu bölgeye gelip oralarda şey yaparak kendilerini barındırıyor. Şu anda o binanın daha uzak bir yerdeyiz. Zeminin üzerinde kar ama herhangi bir erime yok. Fakat yaklaştıkça binaya doğru özellikle o malzemenin kullanmış olduğu bölgelerde karın altında bir erimeye rastlayacağız. Geç şu an.
Evet, şu an hemen o binanın yanındayız. Bunun üzerindeki karlar Evet. görüyorsunuz. Oldukça yumuşamış ve Düzelmiştir. ıslaklık rahatlıkla gözle görülebiliyor. Su halinde. Bu kadar da faydası var. Evet. Şimdi bunun ispatı herhangi bir şeyine artık daha ihtiyacı yok. Malzeme kendisini ispatlamışım. Ben 5,5 yıl uğraştım. Her şeyle türlü denemesini yaptım. Soğukta, sıcakta, kışın, buzda, çatlama, şey yapma. Bütün her şeyini denedim. 5,5 yıl bütün zamanımı harcadım. Mikroskopla dahi inceledim. Bu malzemede en ufak bir çatlak yok. En ufak bir döküntü yok. Çılgın müteahhitin yapmış olduğu projenin ilk denemesi de merkeze bağlı Torak köyünde hayata geçirildi. Aile şu anda karşıda görmüş olduğunuz tuğladan yapılmış evde ikamet ediyor. Bu kış bitirilmesi planlanan, bu yeni yapılan müteahhitin icat etmiş olduğu evde yaşamaya başladıkları zaman farkı da görmüş olacaklar. Recep Kadiroğlu'na ait evi şu anda gezeceğiz, içerisine bakacağız. Duvarları, dış cephesi tamamen bitmiş durumda. Ufak tefek işler kalmış. Şu an tam faaliyete geçmediği için kullanılmıyor ama önümüzdeki sezon, kış sezonunda bu evde artık aileler oturup ısınmanın keyfini yaşayacaklar. Evet, şu anda da güneşin hissedildiği duvar. Kendini ısıtmaya başladı. Şimdi Burayla bura arasında şu anda bir fark var. Bu arada böyle bir inşaat halinde bir binanın içerisine girilmemişsiniz. Çok soğuktan dolayı. Yani Evet. böyle rahat hareket etme şansınız yok ki. Evet. Yok. Yani burada bütün odalar aynı şekilde Yani şey şu an, olarak şu anda da dışarıdaki gibi değil tabii yani sonuçta kapı da açık olmasına rağmen rahatlıkla durabiliyoruz. Rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Rahatlıkla şey yapabilirsiniz. İnşallah her gittikten sonra taşındıktan sonra da daha da farklı olacak. Normal bir de. Bir daha sene de aileler oturmaya başladığı zaman gelip beraber bir konuk oluruz. Yapmışız. Bu şekilde de geri yapmışız. O günlerde de o günleri duvara tabii sırtını verirsen ısınırsın. Üzerinizdekini şeyi çıkarıp paltonuzu çıkarın sırtınızı değil. Kendinizi ısıtın. Bu havada soğuk üşüyorsunuz ama ilk defa kışın -15 derece gündüz soğuk şu anda. Elinizi duvara vurduğunuz zaman sobaya elinizi uzatmış gibisiniz.
İnanılmaz bir şey. İlk defa gördüm. İlk defa bir duvarda elimi ısıtıyorum ya. İnanması bile zor ya. Tabi bunu kamerada gösteremeyiz. Kamera ısısı size yansımıyor. Gel ısınalım, gel. Evet, gel. Evet. Evet, 40 küsur yaşına geldik değil mi? Kaç ben 53 yaşındayım. 53 yaşındasınız. Doğu Anadolu bölgesinde yaşadık. Ömrümüz geçti tabii oralarda. Özellikle de Aralık 15 ve Ocak 15 arası bu bölgenin en soğuk mevsimi. Şu anda Aralık'ın sonundayız. Sen çıkamayacağı dönemler. Ve kışın bu havada sırtımızı duvara yaslama cesaretini gösteriyoruz değil mi aslında? Evet. Şu anda bu, sırtım ısınmaya başladı. Bizi? Niye ısıtıyor bizi şu anda bu? Şimdi bu duvarların özelliği zaten oradan kaynaklanıyor Bedir Bey. Şöyle ki ülkemizin özellikle bu doğalgaz sıkıntısının olacağı söylenilen bu dönemde böyle bir malzemeyi yapmak, insanlığa sunmak bir görevdi. Ben yıllarca müteahhitlik yaptım. Bu işin sıkıntısı kanser gibiydi. Sağlığın kanseri bulundu içeri ama inşaatın kanseri buydu. Doğalgaza verilen paralar, insanlar bu bölgede yiyeceği falan düşünmezler. İlk önce yakacağı düşünürler. Odun olsun, kömür olsun, doğalgaz olsun. Bundan sonraki sıkıntıların daha da artacağına inanıyorum. Bu sıkıntılı dönemde böyle bir malzeme üretip insanların, özellikle bölgemizdeki insanların, ülkemizin bu sıkıntılı dönemde böyle bir malzeme üretip insanlara hediye etmek bana göre çok güzel bir şey. Ne kullanıyorsunuz ki? Ben bu malzeme, özel bir malzeme kullanıyoruz ama yöremizde, ülkemizde bolca bulunan bir malzeme. Ormanla, orman ürünleriyle efendime söyleyeyim. İlk üretimi şimdi siz mi yapmış oldunuz? İlk patenti de bana ait. İlk üretimi de ben yapmışım. Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri yoktur. 152 ülkeden sorgulandım, patentini aldım. Şimdi burayı içeri olarak kabul et. Yani içeride soba yandı, bu sıcak aldı ya. Artık da bunun dışarı çıkma şansı yok. Olay bu. Şimdi eğer burada da bir yani soğuma şansı yok. Böyle bir malzeme. Ha. Geliyor Bedir. Yani. Gelip burada ısırıyorlar. Köpekler. Köpekler. Ha. Mesela bakıyorum ki biri, ikisi, üçü. Duvar yek para, tek parça. Kirişi, kolonu, içindeki demir donatısıyla hazır bir duvar. Kaldırılıp yerine konacak. Bu duvarın en büyük özelliği ısı yanıtımı, ses yanıtımı, deprem yönetmenliğine göre
şu anda dışarıda olan eksi 10 derece falan soğuğa göre elinizi vurduğunuz zaman buradaki ısıyı hissedebilirsiniz. Havanın bu kadar zayıf olmasına rağmen yine de güneşin içerisindeki enerjiyi süzüp kendisine depolama yetisine, kapasitesine, kabiliyetine sahip duvarlar. Elinizi ısıtıyorsunuz. Evet, elimi şu anda ısıtıyorum. Üşümeme rağmen ama elim şu anda sıcakta. Yani sırtını verirsen duvara yaslansın. Tabii sırtını verirsen ısınırsın. Üzerinizdekini şeyi çıkarın, paltonuzu çıkarın, sırtınızı dayayın. Kendinizi ısıtın.